150 tane burada köpeğim var. Alo. Efendim canım. Yo, 100 bin dolar gönderdim şeye. Nuray'ın hesabına 150 bin dolardan Nilüfer'e, 100 bin dolar da Naciye'ye gönderdim canım. He, bu ay karşılıkta da. Yurt dışı pahalıdır. Yine gönderiyorum. Sıkıntı yok, tamam mı canım? Hadi öpüyorum. Burun yerim ballarını. Merhaba abi. Tabureniz var mı? Benim ağrıyor da. Var. Bir şeyler alacağım. Şimdi abi benim bir çiftliğim var. Benim bu çiftliğimde 3500'e yakın papağanım var. 4000 tane kanaryam var. 150 tane burda köpeğim var. 200'e yakın da kedim var. Bunların yemlerini tedarik etmek için tabii haliyle bir yer anlaşmam lazım. Bir önceki firma biraz şey çıktı, yamuk çıktı, tedarik edemedi. O zavallı papağanların halini görsen abi, bir gün yemesi kaldı, vallahi ağlamaklık oldular ya. Nerede bu çiftlik? Bu çiftlik bizim çiftlikte. Sizin çiftlikte? Ha. Nerede bu? Bir şey, Beykoz tarafında. Ha. O mamalar getirmedi, o köpekleri görsen gözyaşlar, Allah'ım birbirine sarılıyorlar, acımla öleceğiz diye böyle tuhaf bir haller oldu onlara. Ben de o gün adam kovdum. Şimdi yeterince miktarı istediğimiz zaman biz şey yapabilir miyiz yani? Tedarik edebilir miyiz? Edebilirsiniz. O zaman kesin edebilir miyiz? Ederiz. Yani ben şimdi sizin siparişlerinizi alıp inceleyip size dönerim. Tamam. O zaman fiyat anlaşması yapalım. Size bir fiyatta sıkıntı yok. İstifacı mallar yeter, günümüzde bir teslim olsun. Kargo bize, sıkıntı yok. Para da sıkıntı yok. Şey, şimdilik buradaki malları alalım abi. Bu kedi mamasından bir 20 çuval alayım abi. Tamam. 30 çuval var mıdır buradaki köpek mamasından? Ya burada şimdi 30 tane yok da benim depoda var. Ben şu anda olanı size verebilirim. Ha. Eğer arabanız var mı? Burada getirdiniz mi arabanızı? Var. Siz şuraya bunları bir getirin abi. Bir görelim hem de. Fiyat toplayalım. Sizin istediğiniz? En iyisinden olsun abi. Bunun parada sıkıntı yok. Ben size kedilerin bunları verebilirim. Hı. Alo. Sağ olasın dayıoğlu. Gönderdiğin yer sağlam çıktı. Yakışıklı bir adam. Hı. Ne alacaksın? Oğlum 150 bin sterlinden beni şey yapıyorsun, kandırmaya çalışıyorsun ya. Yeter ki şey yap, 160 bin sterlin vereyim ben sana. Ne dedin aslında? He. Tamam, olsun olsun, hallet. Faturayı alma, unutma. Tamam. Hadi canım, öptüm. Hadi bay bay. Fuzuli adamları ya, 150 bin sterlin için beni arıyor abi. Onaylıyor musun diyor. Ne bunlar? Bu ne bunlar? Bu köpekler için, kediler için böyle sabah kahvaltılık ayrı, öğleyin ayrı, akşamlık ayrı yem yok mu? Yani şey var, yaş mamalarımız var. Ha, hangi saatte yiyorsun? Öğleyin mi nesinde mi yiyorsun? Sabahleyin de verebiliyorsun, öğlenleyin verebiliyorsun. Peki şey var mı? Ara sıcak, önden yemek, arkadan yemek, hani öncelikle yemek. Sen bu yaş mamalarda kendin su ısıtarak, mamayı içine dökerek ara sıcak verebilirsin. Ha, anladım. Köpek maması 20 çuval falan var. Şimdi kaç çuval? 20 çuval yaz abi, hesapla abi, yaz abi. Ne istiyorsun? Kaç çuval var? Şimdi burada 20 tane köpek maması var. Tamam, kaç para? Pardon, özür dilerim, parasını niye soruyorsam. 20 çuval köpek maması, yaz abi oraya. Topla. Bu ödemeyi peşin yapacaksınız değil mi? Kartla peşin, tek çekim alırsınız. Tamam, olur. Halledin. Memleket neresi?
Ben Maltepe'nin yerlisiyim. Yerli derken siz? Biz yamyam mıyız abi? Biz de 3 yıldır buradayız. Öyle mi? Hı. Yok, biz eskilere yerli yani Maltepe'nin yerlisi deniliyor. Tuhaf bir kavram bence yani. Ben yerlisiyim. Sen Maltepe'li dün geldin yamyam mısın? Yamyam mı ben, değil mi? Maltepe'liyim. Anladım. Bak bunlardan. Hı. Bir bakın. Tamam. Yiyeyim mi bakayım? Nasıl bakacağım yani? Yani. Yiyerek dedim. Hı. Bunları önüne koyup içinden çıkartıp yiyorum. Oysa sen ara sıcak dedin ya. Ben müşterilerim böyle... Tamam da bunlara bakın derken hani yiyeyim mi tadın der gibi mi yok? Yani bende espri şaka yapıyorsunuz. Bunu kaç tane kediye gönderdim? Sürüyor. Sürüyor 18 TL yazıyor ya. Bu ne ya? Bu rakamı çıkartmadım. Ben rakam görmek istemiyorum. Bana fiyatlarını söyleme. Bana toplam ne kadar hesap ediyorsun söyle. Tamam bundan da bir... Bundan da 100 tane biraz oraya. 100 tane ondan yaz. Tamam. 100 tane ondan yaz. Fiyatları bana tek tek gösterin. Söyle bakalım. Bana toplam fiyat söyle. Allah. Para ne diyor lan? Para ne diyor ya? Bak, buna kediler bayılıyor. Buna kediler, bunun ipini çözüyorsun böyle evde. O komşun falan bunları kedilerini oynatırken bayılacak. Allah Allah. Tabii canım, yapma ya. Kedi oyuncu vardır bu. Allah Allah. Bunlar da bak çift kanatlı, çift kanatlı. Her yerde bulamazsın. Tek hele bu otur bir de abi otur dinlen ya. He. Yani sizin gibi müşterim gelmiş. Yani sonra ben iş yapayım. Allah. İçin ayaktayım çok eğitim. Tamam bundan da ver 100 tane. 100 tane oyuncak almışsak 100 tane bundan almışsak bunlardan da yaz 100 tane. Başka şeylerim de var madem siz istiyorsunuz. 100 tane kedi. Aha. 35 lira. Hı hı. Baba rakam telaffuz etme diyorum abi ben rahatsız oluyorum ben rakamlardan. Sessiz yaz abi. Ben rakamlardan bahsetme. Ben parayı sevmiyorum. Parayla işim yok daha doğrusu. Alo. Aşkımsa. Bebiş. Ha. Şöyle hizmetçilere canım. Bunlar getirsinler. Ben geleceğim biraz sonra. Bana biraz Rus havyarı yaptırır mısın? Neydi o? Rus havyarı yaptırır mısın hayatım? Biraz da jambon. Hı hı. Hı hı. Aynen aynen. Bir de şey maymun yumurtası. Aha, o mavilerden. Gelirim misafir. Anladım hayatım. Aha. Anladım canım anladım. Olur olur bebişkom yarın sabah kahvaltıya İtalya'ya gideriz. Makarna yeriz kahvaltıda. Ya sen gerizekalı mısın? Ananın evinde hiç İtalya'ya gidip makarna yedin mi? Sabah makarna mı yedin? Geçeriz Yugoslavya kahvaltı ördü yapar, odan geçersin öğlen İtalya'ya makarna yemiyor. Bir saniye, bir sus ya. Bu benim 7. karım abi, hepsi aynı. Vur 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 valla. 7. vakti. Neyse, bekle ağzını dur. Şey, ne tuttun? 24.200. Anlamadım. Komşu istemez mi? Niye ya? İster ister. Lan niye istemezsin? Ne alakası var ya? Para vermiyor, bir şey vermiyor. Havadan yem. Beğenir, beğenir. Kaliteli değil mi abi bunlar? Nasıl kalite? A kalite. Canım, Yorarken'in bilinen marka. Buranın segmenti zaten bütün abi sen bir otursana ya. Vallahi dikildim başımdan. Kalkı verecektin ya onun için oturdum. Yok, otur abi otur, otur. Rahat ol. Yani şu parayı... Adam heyecanlandı. 24 bin lira heyecanlandı. Görüyor musun hayatım ya? Ha, sen çantaya kaç para vermişsin sen? Ha, 48 bin lira. Yarısı bak 24 bin lira adam burada heyecanlandı. Bir de bana diyor ki sıfık et yerine kavga edin. Geri zekalı karı diyorum bana. İyi ürünler iyi adam öyle diyor. Allah abi. Nasıl yani? Nereden çıktı şimdi o şey? Bana ne alem adamından ya? Bir şey demez, bir şey demez. Nasıl hanım hassas? Al abi. La hassassa ne yapayım ya? Malları ne hissediyor adam? Yalan mı konuşuyor? Gayet de beyefendi bir adam. Otur abi, Allah'ını seversen sen. Tabii canım. Niye olmasın ki? Bence mutlu olurlar. Bence mutlu olurlar. Lan niye mutlu olmasınlar? Ne alakası var ya? Şimdi sevmez hediye. Hediye hiç kötüsü mü olur? Hediye sonuçta.
Hı hı. Tamam bacanım benim. Ha. Ha, o mesele. İçeride zengin bir adam var, gelen adama bak ya. Arkadaş ya. Ha. Almayayım mı? Allah Allah. Beni de bak şüpheye düşürdü şimdi. Ya beğenmezseler diyor. Olur mu öyle? Siz bu mamaların kalitesini ve köpeklerinizin kalitesini biliyorsunuz. Size en güzel mamalardan verdim. Duydun mu hayatım? Bir alayalım o zaman. Bence de. Nasıl biraz daha düşünelim ya? Neyi düşünelim biraz daha? Ya tamam sen dedin olsun tamam hadi. Tamam hadi kapat kapat. Hatun istemiyor. Alırız beğenmezler beğenmezler diyor yazık diyor. Yani sonra incitiriz onları diyor. Sen 7 tane kan aldım dedin onun lafına mı bakıyorsun? Nasıl abi? Abi oturur musun ya? Oturayım ki sen şimdi bana her şeyi çıkarttırdın. 7 tane kan aldım dedin. Dedin ki ben bunları... Aldım 7 tane karada sana ne abi? Ben bana aldım. Tabii ki bana da ne? Yalnız bunun lafına bakacak bir adama bu para sende. Ha. Bu imkan sende. Bence sen hanımın ağzına iş yapacak adam değilsin. Yok, hanımın ağzıyla alakası yok. Ben de düşündüm. Şimdi ben bunu konuşuyor aldım. Ya ben mesela... Ya önemli değil, mal da atarız çöpe. Ya ben hatta... Ama bir kart çekelim istersen. Nasıl? Bir kart çekelim. Şu 24.200 lirayı bir çekelim. Ha. Ondan sonra siz kamyonu falan getirin. Ben dışarıya şey yaptırtacağım, koyacağım. Hı. Ondan sonra siz giderken Beykoz'a götürürsünüz. Hı. Ben de size, abi oturur musun? Bak ayağa kalktım, benim tansiyonum var. Yukarı baktım, ben başım dönüyor. Ama bu kartı çekmek için ayağa kalkmak zorundayım. Oturarak çekiyorsun abi, sen otur bakalım. Tamam, bakalım çekeceğim. Bir saniye abi, diyor ki, başım. Veririz diyor, beğenmezse incinmiş olurlar diyor. Yani bize bunu mu layık gördüler diyebilirler. Belki daha üst modeli varsa bunlar, anlatabildim mi? En üst modeli ama bu Royal Canin'in üstüne mama yok ki. Öyle mi? Ha ben bilmiyorum ama işte ne bileyim. Neyse ya ben gideyim akşam evde bir konuşayım hanımla abi de. Ben markalarını falan fotoğrafını çekeyim. O da bizim o şey var ya sen söyle. Hayvanlara ilgilenen adam. Dur. Bakıcı. Ha o bir baksın. Markadan. Seni de göstereyim hatta böyle beyefendi olduğunu görsünler abi. Güvenli bir tipimiz var çünkü. Ben seni ararım tamam mı abi? Olur değil mi abi? Tabii ki siz bilirsiniz. Siz alışveriş için geldiniz. Almak için geldiniz. Evet bir telefonla belki daha sonra onu bıraktınız ama alsaydınız iyi olur. Alsam tabii ben ne bileyim ya ne bileyim ya işte şey. Benim evlilik yıl dönümüm kızımın doğum günüydü. İyi bir yana götürdüm hanımla. Ya şimdi var ya böyle deyip benim valla moralim bozdun ha. Yani iyi bir satış olacaktı. Size güzel mamalar sunmuştum. Hele şu kedi oyuncakları falan var ya, kedileriniz bayram mı çekti? Bayram, daha bayram var da. Bak şu köpek mamaları bir kere inanılmaz. 26-27 protein, yavrularınki 28 protein. Çok kaliteli, güzel mamalar. Böyle fiyatları benim çok, çok da benim fiyatlarım uygun. 270 lira. Hmm. Gerçi sizin için para önemli değil ama. Keşke aşmasaydınız hanımına benim için bugün. Benim için tam bir evlilik yıl dönümü olacaktı bugün. Benimle mi evlenecektin abi? Hayır canım ben evli bir adamım. Bugün eşimin evlilik yıl dönümümüz. Bir de kızımın doğum günü. Dedim ben bugün piyangoyu buldum ama maalesef tamam. Kursağımda kaldım. Şey yapalım. Tamam ben hanımı ikna edersen alırım. Sıkıntı yapma. Da şey diyeceğim ya ben... Allah Allah. Parayı evde mi unuttum ya? Kart şimdi elinizdeydi. Kart var da nakitim yok. Ben gelken dolmuştan geldim. Arabayla gelmedim de. Şey var mı sende abi? Bozuk adam. Kaç lira dolmuş buradan? Şeye, Beykoz'a. Ben arabam var. Ben hiç dolmuş kullanmıyorum. Nereden? Gene 6-7 lira mı? 10 lira mı? Ne var? Bir 10 lira versene bana yol parası abi. Sen ciddi mi şey yapıyorsun ya? Bir yol param yok yanımda da o yüzden diyorum. 10 lira yol parası. Nasıl geldin buraya? Nasıl geldim? Arkadaş bıraktı ya. Telefon gelsin alsın seni. Yok onu gönderdim abi ben. Ya bak müşterim geldi senin yüzünden. Hı? Müşterim dışarı çıktı. Hı? Burada bir şeyler alacağım dedin. Şimdi sen benden ne ayaksın sen ya? Abi alırken iyiydi 10 lira istedim köze mi alıyoruz?
senin gibi adam 10 lira ne demek? 10 lira değil. Ben sana taksi... Yeter ki sen şu kartı çek, ben seni taksiyle yollarım. Yani 10 lira vermen için illa karttan para mı çekmen lazım? Evet, bu sefer ben senin ne bileyim bana başka bir ayağa geldiğini... Nasıl başka bir ayağa geldiğimi? Ben senin şimdi bu mamaları almadıktan sonra şimdi benden 10 lira istiyorsun. Hı. Olabilir, insanlık hali. 5 lira mı? 5 lira yan komşudan alırım, 10 lira tamamlar giderim, eve giderim. Bence beyefendi, ben şu müşterime bir bakayım. Ha. Siz bir dışarı çıkın, ben kasayı açayım filan, size 5 lira vereceğim dışarıda. Bekler misiniz? Vereceğim mi 5 lira? Evet. Versene. Vereceğim, dışarı çıkın ve şu müşterimi bekletmeyelim, gitmesin. Bari ona satış yapayım. 5 lira ne işim, niye vermiyorsun? Şimdi gelince alışveriş yapar, oradan aldığım parayı size... Yok mu 5 lira? Var da kasayı şimdi açmam, ben siftah yapmadım. Sabancı saat 9. Abi senin oğlun yok mu, uzun saçlı bir oğlun? Var. Nereden tanıyorum onu ben? Nereden tanıyorsun? Bak işte. Oturabilir miyim? Otur. Allah Allah. Bak, senin oğlan var ya, uzun saç yakışıklı oğlan. Evet. Geldi bize dedi ki, ya benim babam dedi, çok beyefendi bir adam dedi, onu kızdıramazsınız dedi. Dedim biz kızdırırız. Abi biz senin oğlunla iş birliği yaptık. Biz buralara kameraları yerleştirdik. Biz sana bir kamera şakası yaptık. Allah Allah. Yani şu an tüm ya, bunların hepsi kamera şakasıydı. İnanmıyorum ya. Ne kadar sevinmiştim biliyor musun? Yok bir saniye, bir saniye. Orada dur, çünkü orada ben üzüldüm abi. Üzüldüğüm nokta şu oldu. Ben evlilik yıldönümü oldu bilmiyordum. Bir, bu kadar sevindiğine de sevindikten sonra ya ben bir adama şaka oldum nasıl söyleyeceğim? Üzülecek bu sefer diyorum. İki, orada bir şey yaşadım. Duygusal bir sezleniş yaşadım. Şöyle bir şey yapalım. Daha sonra oturdu şimdi, biraz sonra konuştunuz da. Şimdi kameralar kayıttayken, bak o kutu ve o kutunun içinde kameramız var. Abi ben şöyle bir şey yapayım. Ben çok kendi köpek seven bir insanım, hatta bakıyorum da. Ben hayrına senden birer çuval alayım. Olur mu? Yani şey, köpeğim yok pardon. İki çuval kedi maması alayım senden. İsterseniz. En azından bugün evlilik yıldönümünde bir katkım olur. İsterseniz. Ben istiyorum, iki çuval benden. Ben alacağım sizden. En azından öyle biraz şey yapayım, vicdanım biraz rahatlayayım. Ama hesabı benden değil, oğlunuzdan sorun, olur mu? Mamaların hesabını mı? Hayır, mamaların parasını ben vereceğim şimdi size. Ben şimdi size vereceğim. Tamam. Hayır, böyle bir duruma kaldığınız için bana fırça atmayın, oğlunuza fırça atın. Kağıt ben, şaka yap. İsminizi unuttum, neydi? Baba, oğlunu söylemişti ama. Sak oğlumun adı. Yok yok, sizin. Rasim Bey. Ha, Rasim abi. Biz şimdi otururuz, muhabbetimize devam ederiz. Ama iki çuval alıyorum. Yeterli değil mi? İki çuval yeterli. Yok alacağım. Çünkü o laftan sonra bana, o bana koydu biraz. Bugün yıldönümüymüş. Bir katkımız olsun bugünkü evlilik yıldönümümüze. Yengeye de buradan selamlar olsun. Evlilik yıldönümümüzü kutluyorum burada. Evlilik yıldönümde sana güzel bir şaka yapmış oldu. Hatıra kaldı sana. Evet, evet. Güzel oldu. Kesin 24 bin lira olsaydı ama şaka olmasaydı o daha güzel olurdu. Peki Rasim Bey. Ah be sarp. Şimdi Rasim Bey, o kutu ve o kutuya bir el sallar mısınız?